koltuğa bak. Bir damla dediğin tamam, koltuğa kurum, bak. Aşkım erimezsiniz. Bir damla dediğin şeye bak. Sen onu mu görüyorsun? Benim tüm kucağım böyle Allah'tan deri giydim. Aktı hepsi. Benimki akmıyor işte. Sen Selin'e ne yapmıştın Mert? Kanka Selin'e ben ne yaptım? Geçen Kırmızı Oda'da bir kriter muhabbeti dönmüştü. Oradan bozuk atmıştı. Sonrasında bugün de işte tekrardan... Ben ona kahve demiştim ya, burada kahve içeriz diye. Burada bekledim, gelmedi. Ben onun yanına gittim. Sonra baktım... Pek selam sabah yok. Kriter mevzusu ne kanka? Ya muhabbet şöyle kanka, o zaman baştan anlatıyorum düzgün bir şekilde. Biz geçen gün kritikteyken demişti ya, işte ben Esmer seviyorum, şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Tam Kırmızı Oda'dan çıkarken de... Ben bu kriter mevzusunu açmıştım. Bak hani sen Esmer seviyorsun, ben bembeyazım, eserli sakal yok, bak baby face falan muhabbeti yapmıştım. O da bunun sorun olmadığından bahsetmişti. Sonra bana kriterlerimi sordu. Tam da o süre zaten süre bitmişti. Bak dedim hani ben de espri vurdum. Bak hani süre bitti, çıkalım muhabbetine getirdim. Onda da biraz bir tık ısrar. Bir kere daha sordu. Kolyeni ben de söyledim. Kolyeni. Sonra ben de söyledim. İşte sarışını seviyorum falan diye. Orada bir bozuk atarak çıktı benden. Sonrasında bugün de şey yapıyor. Dedim hani burada kahve içeriz dedim. Sonrasında gelmedi. Bekledim burada. Sonrasında ben gittim. Selam yok, sabah yok. Okey tamam. Sonra kahve içer misin? Yok. Tatlı yer misin? Yok. Tamam dedim o zaman. Oğuz'la beraber biz de işte kahve tatlımızı yemeye başladık. Evet. Sonrasında orada bir konuşmaya başladık. Hani işte sen unuttun, ben de bugün o yüzden gelmedim falan filan muhabbetini çevirdi olayı. Kalktı, onun bir tartışmasını yaşadık kendilerimiz. Hangi sözünün üzerine sen şey bitti dedin, süre bitti dedin? Kum saati. Ne söyledikten sonra dedin yani? Ya işte o zaman işte ki hani ben Esmer seviyorum muhabbetinden sonra benim kriterlerimi sorduğunda ben de şey demiştim hani sarışın seviyorum dedim. O zaman süre bitti falan. Hani gözüme dedi. Çarpan dedim sarışın. Şu kanka sanki zaten sarışından siz olmazdınız gibi demiş. Be. Ne? Olmazdınız gibi sanki zaten. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Selin'le olurdu. Ben bir söyleyeyim mi? O da sade bir kız. Bak öyle... Hiç olmaz. Değil. Vallahi. Kanka olmaz. Mert çok rahat bir insan. Olmaz. Selin çok kıskanç bir bak, insan. Evet bazı huylarımız var. Mesela uyumlu, iyimser, anlayışlı vesaire ama bir o kadar çok zıt noktalarımız var işte. Ne bir kıskançlık. Hmm. Mesela hayat yaşama tarzımız. Ama o hareket de kırıcı söyleyeyim kanka, hani süre bitti falan. Zaten süre bitmişti ama çıkmamız gerekiyordu o anda. Ben oradaki onu dememin sebebi hani o bana kriterlerimi sorduğu zaman hani ben böyle bir şey demeyeyim. Ben seni pek etkilenmediğini düşünüyorum. Olayına getirdim. Yani heyecanlandın mı? Yani bir ilişki yaşamak için heyecan var mı? Hayır yok. Değil mi? Ama bu yine de Selin'i tanımayacağım ya da tanımak istemiyorum anlamında gelmiyor. Sonuç aynen tabii Selin zaten. Eve yeni sonradan geldi. Da olabilirdi mesela böyle. Sonradan zaten geldi. Olabilirdi. Sonuç olarak birbirimizi tanıma süreci. Bir şey diyeceğim. Bu. İlla ilişki değil arkadaş olarak da tanıyabilirsin. İşte ben de zaten buna getirdim. Geçen kritikte de sen konuştuktan sonra söz bana gelmişti. Ben de aynısını demiştim. Yani şu an Selin'le tanışıyoruz ve arkadaşız dedim. Ona da bozulmuş.